adı Overthrow. Dünyada 100 tane devleti yabancı büyük devletler nasıl devirmiş? Hükümetini nasıl devirmiş? Hangi yöntemlerle devirmişler? Bu 100 devletin ortak özelliğine orada iş başında olanlar ülkenin çıkarını savunan insanlar. Buna tahammülleri yok. Musaddık İran petrollerini devletleştirdiği için, millileştirdiği için CIA tarafından açıkça devrilmiştir. Biliyor musunuz? Yani, buna çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum gençler. Hepimizden daha uyanıksınız ve gelecek de sizlerin elinde olacak. Bir noktaya çok dikkat edin. Herkes farklı düşüncede olabilir. Hepsine saygımız var. Bir noktaya dikkat edin. Eğer bir ülkede sadece ulusal çıkarları savunduğu için belli insanlar, belli siyasi partiler, belli düşünürler, belli yazarlar boy hedefi oluyorsa, İlhan Selçuk'un olduğu gibi mesela, yalnız kendimizden örnek vermeyelim, bunun arkasındaki sebebi araştıracaksınız. Dünyada bugün bunun örneği çok fazladır ve şimdi yeni bir kanun çıktı Amerika'da. Information Act diyorlar. Bu konularda bilgi sorduğunuz zaman devlet size bilgi vermek zorunda. İşte bu bilgilere dayanarak bu kitaplar teker teker yayınlanıyor. Dehşete kapılıyorsunuz. Başka ülkelere elde etmek için hangi gazeteye kaç para vermişler? Hangi gazeteciyi kaça satın almışlar? Toplumun önde gelen insanlarını kaç paraya elde etmişler? Kim bunları finanse etmiş? Şimdi benim size çok anlatacaklarım var. Bir tek örnek vereyim size. Bir daha da bu konuya müsaade ederseniz değinmeyelim. Başka sorularınız varsa cevaplandırma. Bir tek şey dikkatinizi çekerim. Bize bir belge geldi. Üzerinde efendim Amerikan Savunma Bakanlığı Özel Operasyonlar Dairesi. Damga, mühür, çok gizli filan. Orada adı geçen insanlar hepsi gerçek insanlar. Ama muhtemelen belge düzmece bir belge. Ve belgenin söylediği Deniz Baykal'ın ailesinin bilmem nerede 1 milyon dolar hesabı oldu. Düşünebiliyor musunuz? İnsanları böyle yıpratıyorlar. Niçin yapıyorlar bunu? Çünkü Deniz Baykal Türkiye'nin çıkarını savunuyor. Biz çağırdık Amerikalıları, buyurun dedik bu belgeyi. Bu sahte mi, gerçek mi? Kim var bunun arkasında? Kim bu oyunları düzenliyor Türkiye'de? Hala cevap bekliyoruz. Çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Biz burada böyle parti propagandası yapmak için falan bulunmuyoruz. Ama gençlere bir mesaj veriyoruz. Diğer ülkeleri inceleyiniz, Türkiye'yi inceleyiniz. Türkiye'de kimin ülkeyi ne yöne yönlendirmek istediğine bakınız ve ulusal çıkarları savunanların, partilerin, politikacıların, yazarların, akademisyenlerin nasıl boy hedefi haline getirildiğini dikkatle izleyiniz. Çok şey öğreneceksiniz. Evet, senden.